Burulma. Şimdi burulma dairesel millerde gerçekleşir. Ve dairesel bir milin burulmayla şekil değiştirmesini inceleyeceğiz öncelikle. Şimdi tork dediğimiz bir ifade vardı. Bunu daha önce hatırlarsan sen de dinamikte de inceledik. Tork neydi? Elemanı uzunlamasına eksen etrafında döndürme eğilimi gösteren momentti. Yani bir moment türü. Dolayısıyla bu kuvvetin eksene olan uzaklığının çarpımıyla bulunuyordu, değil mi? Evet. Etkisi araçlarda, makinelerde kullanılan tahrik millerinin tasarımında birinci derecede önemliymiş. Fiziksel olarak milin kauçuk gibi çok fazla fiziksel olarak milin kauçuk gibi çok fazla şekil değiştirebilir bir malzemeden yapıldığını düşünerek dairesel bir mile burulma momenti uygulandığında ne olduğunu gösterebiliriz demiş. Burada görüldüğü üzere dairesel bir milimiz var ve bu mile bir tork uygulanmış, tork kuvveti ve tork kuvveti uygulandığında ne olmuş? Burulmuş. Değil mi? Yani biz buradaki torktan dolayı oluşan momente burulma moment diyoruz. Okey. Ve şurada gördüğün gibi burulduğunda cisim şuradaki bir nokta yer değiştirecektir. Şimdi bunları açıklayacağız. Orada neler olduğunu ifadeleri inceleyeceğiz. Burulma momenti uygulandığında mil üzerinde ilk başta işaretlenen daireler ve uzunlamasına çizgilere kılavuz çizgileri diyoruz. Şekil 5.1'de gösterilen kılavuz çizgilerinde olduğu gibi bozulma eğilimindedir. Evet. Şurada kılavuz çizgileri bozulma eğiliminde ama daireler sabit kalacaktır. Ve burada gördüğün gibi cismin uzunlamasına yapısı değişiyor. Yani nasıl değişiyor? Buruluyor. Burulduğunda kılavuz çizgileri değişiyor. Ama kesitte hep ne olacaktır? Aynı kalacaktır, değil mi? Yani Evet. ben buradaki kesiti cismin herhangi bir yerinde de ne olacaktır? Daima aynı olacaktır. Bu kesitte oluşan gerilmeden dolayı, kesme gerilmesinden dolayı ortaya çıkan ifadeye gerilmeye burulma gerilmesi diyeceğiz biz. İşte onun formülünü vereceğiz. Şurada gördüğün gibi buraları okumayacağım uzun uzadıya. Cismimiz, milimiz veya bir tarafı sabitlendiğinde, şuradaki ifade bir tarafı ankastre gibi yani sabit olduğunda, diğer tarafını burduğumuzda, döndürdüğümüzde cismimiz ne olacaktır? Bir kılavuz çizgisi üzerinde bir ifade gösteriyoruz. Bu kılavuz çizgisi şu uçta yer değiştirecektir. Doğru mu? Ama sabit olan uçta aynı kalacaktır. Bu yer değiştirmeden dolayı şu arada oluşan phi x açısına da biz burulma açısı diyeceğiz. Tamam mı? Bunların hep formülleri var. Burada nasıl çıktıkları uzadıya yazıyor, anlatılıyor. Bu kayma açısına maruz kaldığında bu burulma açısının formülü nasıl geliyor vesaire. İşte cismin üzerinden bir parça seçiyoruz. Küçük bir rho uzaklığında bir parça seçiyoruz. Ve bu parçayı detaylı incelediğimizde şuradaki gamma açısının şurada kayma açısı diye adlandırdığımız gamma açısının rho bölü c çarpı gamma max'a değiştiğini ifade ediyoruz. Yani bu formüllerin böyle tek tek nasıl çıkarıldığını vesaire şey yapmayacağım. Dilersen bunu sana gönderirim. Daha sonra okursun. Olur mu? Yani metin tamamen. Çıkarımını anlatıyor. Bizim için önemli olan ifadenin mantığını anlamak ve sonuçta ortaya çıkan temel formülü bilmek. Tamam. Burada dediğimiz gibi cismimiz çoğu zaman bir tarafı sabitlenmiş, mesnetlenmiş olacak. Diğer tarafından vurulacak. Vurulduğunda ortaya çıkan işte gerilmeleri ve daha sonrasında burulma açısını hesap edeceğiz. Bunun için de bize bir burulma formülü gerekiyor. Dediğimiz gibi malzememiz lineer elastik ise Hooke kuralı uygulanacak ve Hooke kuralından biliyoruz ki biz bir kere burulma dediğimiz olay kaymayla ilgili. Doğru mu? Dolayısıyla bizim işimiz kayma gerilmesiyle ilgili. Kayma gerilmesi neye eşittir? Tau eşittir G çarpı gamma, değil mi? Bu G neydi? Ne modülüydü? Kayma modülüydü. Gamma da kayma açısıydı. Bunların ikisinin çarpımına eşitti. Ve önceki bölümde belirttiğimiz gibi kayma şekil değiştirmesindeki lineer değişim karşılığında kesit üzerinde herhangi bir radyal çizgi boyunca kayma gerilmesine lineer bir değişime yol açacak. Dolayısıyla tau milin uzunlamasına eksenindeki sıfır değerinden dış yüzeyinde tau max değerine kadar değişecektir. Yani şunu bilmen lazım Tankut. Cismin ekseni vardır. Doğru mu? Cismin ekseni nedir? Genelde cismin geometrik merkezinden
ki eksendir. Yani o şekilde adlandırılır. Cisim ekseni diye adlandırılır. Bu eksende kayma gelmesi sıfırdır. Ve bu eksenden en dış noktaya gittikçe bu tau değerimiz maksimum seviyeye ulaşır. Tamam mı? Biz de sorularda yapacağımız şey ya bu tau max'i hesap etmek olacak ya da bizim verilen herhangi bir noktada o noktanın neresi olacağını söyleyecek. Yani rho kadar uzaklıktaki bir noktada gerilmeyi hesap etmek, kayma gerilmesini hesap etmek olacaktır. Okey. Şimdi şurada gördüğün gibi üçgen nedir? Lineer bir üçgen, değil mi? Yani doğrusal bir üçgen. Dolayısıyla burada benzerlik kurabilirim. T bölü T max veya tau bölü tau max eşittir ne olacaktır? R bölü tüm yarıçap C olduğu için R bölü C olacaktır. Buradaki rho da diyebilirsin. Tamam mı? Eğrisel yarıçap olduğu için rho bölü C olacaktır. Buradan da şu eşitlik geliyor. Tau eşittir rho bölü C çarpı tau max'tır. Üçgen orantılı olduğu için. Okey? Tamam. Yani bu şu denklem tau eşittir rho bölü C çarpı tau max şuradaki üçgenin orantısal olmasından geliyor. Her zaman kayma açısı en dışta cisimde en dışta maksimumdur. Okey? İşte bu denklem elemanın rho radyal pozisyonu cinsinden kesit üzerindeki kayma gerilmesi dağılımını ifade ediyor. Artık bu denklemi kullanarak kesitte gerilme dağılımından ortaya çıkan burulma momentinin kesitin tüm üzerinde ortaya çıkan iç burulma momenti tau'ya eşdeğer olması için uygulayabiliriz. Bu da mili dengede tutar. Yani dıştaki gerilme, içteki gerilmeye şu denklemle doğru orantılıdır. Tamam mı? Bunu söylüyoruz. Ve bizim bilmemiz gereken ifade şudur. Kayma gerilmesinin maksimum kayma gerilmesinin formülü şudur. Tau max eşittir T çarpı C bölü J'dir. Şimdi bu tau max'ın formülü herhangi bir noktadaki tau'nun formülü ne olacaktır? Herhangi bir noktadaki tau'nun. Bu sefer tau max yarıçapın C olduğu durum için geçerli. Yani maksimum durum. Herhangi bir T noktasında da bize verdiği o noktadaki çapla yani yarıçapla ifadeyi bulacağız. O da T çarpı rho bölü J olacaktır. Yani buradaki rho'yu R olarak da yazabilirsin. Bu rho işte eğrilik yarıçapı olarak yazdığı için böyledir. Şu buradaki J dediğimiz ifade nedir? Buradaki J dediğimiz ifade dik kesitin kutupsal atalet momentidir. Şuradaki kesitin kutupsal atalet momentidir. Ve bunun da formülü genelde biliyorsun ki daha önce hesapladık. Nedir? Pi bölü 2 çarpı C üzeri 4'tür. Dolum illerde. Bunu senle şeyde hesap etmiş olmamız lazım. Ne dersiydi? Dinamik dersinde. Değil mi? Pi bölü 2 çarpı C üzeri 4. Dairesel bir kesitin atalet yarıçapı Eylemsizlik momenti. eylemsizlik momenti pardon. Eylemsizlik momenti pi bölü 2 çarpı C üzeri 4'tür. Okey? Tamam. Kutupsal bir diğer ismiyle kutupsal moment de diyoruz. O yüzden. Tamam. Şimdi şöyle bir durum da olabiliyor. Şimdi bu dolu mil için böyle tankut. Bir de bizim içi boş millerimiz var. Yani içi boş olarak adlandırdığımız miller var. Boru şeklinde mil diyoruz bunlara. Bunlar da yarı çap ne olacaktır? Değişecektir. Değil mi? Şu şekilde bir dış yarı çap C0 diye adlandırıyoruz. Bir de iç yarıçap olacaktır. Buradaki atalet momenti, eğrilik yarıçapı nereden takıldı ağzıma? Atalet momenti ne olacaktır? Pi bölü 2 çarpı C0 üzeri 4 eksi CI üzeri 4 olacaktır. C0 dediğimiz dış çap, CI dediğimiz iç çap. Tamam mı? İç yarıçap. C0 dış yarıçap. Okey? Şimdi orada çapla ilişkilendirmek istersek şöyle çizeyim bir. Orada bir ifade daha gelecek. Şöyle bir dairesel kesit çizeyim. Bu ne olsun? Yarıçapı C olsun. Ne dedik? Atalet momenti neydi? Veya polar atalet momenti diye de adlandırıyoruz. Pi bölü 2 çarpı C üzeri 4. Doğru mu? Peki bunu çap cinsinden yazmak istersem, yani çap olarak vermişse bana ne olacaktır? Pi bölü 2 çarpı çap nedir? Süper. Yani pi bölü 32 çarpı c üzeri veya d diyeyim ona. Yok c üzeri 4. Tamam. Doğru mu? Tabii çap olarak yazarsam c bölü 2 olacaktır. Değil mi? Tamam. Bunu dur. Ama C olmaz o zaman canım. D yazayım olur mu? Evet.
Çap cinsinden yazarsan da pi bölü 32 çarpı d üzeri 4 olacaktır. Okey. C olarak ifade etmeyelim dediğim gibi. Tamam. Bu aynı ifade içi boş boruda da aynı şekilde olacaktır. Ne dedik? İçi boş bir boru. İşte iç yarıçap CI, dış yarıçap C0. Normalde yarıçapla ifade etmek istersek pi bölü 2 çarpı C0 üzeri 4 eksi CI üzeri 4. Ama bunu çapla ifade etmek istersek pi bölü 2 çarpı 32 çarpı pardon D0 üzeri 4 eksi DI üzeri 4'tür. Tamam. Evet. Şurada söylemek istediğim bir şey daha var. Şu var. Burada söylemiş zaten anlatmış. Şu. Şimdi bir biliyorsun az önce söyledik. Mesela iç dolu bir çubuğu düşünelim. Demir çubuğu. Bunda ne dedik? Eksende sıfır ve dışta gerilme, kayma gerilmesi maksimum olacaktır. Doğru mu? Ama bu kayma gerilmesi cismin ekseni boyunca da olacaktır. Niye kayma gerilmesi? Şöyle dediğimiz gibi etkili her yüzeyde, paralel yüzeylerde de oluşuyor. Dolayısıyla eksenine doğru da olacaktır. Ve tahta çubuklar genellikle bu eksendeki liflerinin mukavemeti az olduğundan dolayı ekseninde, kendi eksenine paralel olarak oluşan kayma gerilmelerine dayanamadığında şu şekilde dikine çatlarlar. Bunu söylüyor. Tamam, burulduğunda. Okey. Evet. Mutlak maksimum mutlak burulma gerilmesi. Mutlak maksimum burulma gerilmesi gelenek belirlenecekse T çarpı C bölü J formülümüz oranın maksimum olduğu yeri bulmak önemlidir. Bu bağlamda her bir kısımdaki burulma momenti T değerinin birin ekseni boyunca kendi x pozisyonuna karşı burulma momentlerini bir fonksiyon olarak çizim olan bu burulma momenti diyagramı çizeceğiz bunu soruda göreceksin. Çizerek göstermesi yararlı olabilir diyor. Yani burulma momenti diyagramı çizeceğiz. O diyagramda T'nin maksimum olduğu yeri göreceğiz. Oradaki neyi hesaplarsak kayma gerilmesini hesapladığımızda maksimum kayma gerilmesine ulaşmış oluyoruz doğal olarak değil mi? Burulma momenti nerede maksimumsa formülde T yukarıda olduğu için burulma momentinin maksimum olduğu noktada da kayma gerilmesi ne olacaktır? Maksimum olacaktır. Bunu söylüyor. Tamam. Tamam. Evet. Dilersen sorulara geçelim. Çok zor bir konu değil zaten burulma konumuz. Bol bol da soru çözeceğim zaten. Farklı tip sorular yani aynı tip değil de farklı tip sorular çözmeye çalışacağım. Dolayısıyla pek çok soru tipi göreceğimiz için sorulardan rahatlıkla anlayacağını düşünüyorum. Tamam. Şimdi diyor ki yarıçapı C olan içi dolu bir mil. Burulma momenti T'ye maruz bırakılmaktadır. Tamam. İç yarıçapı C bölü 2 ve dış yarıçapı C olan milin dış çekirdeği içinde bulunan malzemenin dayanımına göre T'nin oranını belirleyin. Şimdi öncelikle burada T'nin oranını belirleyeceğiz. T'nin oranını belirlemek için yani şu dış yarıçapın iç yarıçapa göre oranını soruyor bize. Doğru mu? Şimdi mildeki bu gerilmemiz ne oluyor? Doğrusal olarak ne yapıyordu? Değişiyordu ve biz bir formül söylemiştik hatırlarsan. Tau eşittir rho bölü c çarpı t max'tı. Doğru mu? Şu üçgenden dolayı. Bu nedenle dış çekirdeğin içinde bulunan halka üzerinde dt burulma momentimiz yani şu halka üzerindeki burulma momenti ne olacaktır? Rho çarpı rho dediğim nedir? Şu halkaya olan mesafedir. Doğru mu? Rho çarpı tau çarpı da olacaktır. Tamam mı? Tau çarpı da oradaki kuvvettir. Rho da mesafedir. Dolayısıyla dt üssü rho çarpı t çarpı da olacaktır. Da dediğimde şu açık gri ile gözüken halka var ya onun alanıdır. Onun alanında nedir? Yarıçapı ne oranın? O halkaya olan yarıçap rho. Doğru mu? Çevresi ne olacaktır? 2 pi rho. Çarpı kalınlığı da dr olarak seçmişim. Veya dr. İşte burada dr yazıyor şekilde de şurada rho yazıyor. Yani karışmasın ikisi aynı şey. Okey. Dr olacaktır. Çevresi çarpı kalınlığı. Seçtiğim ifadenin kalınlığı. Doğru mu? Evet. Evet. Dolayısıyla düzenleyecek olursan tau yerine de şu ifadeden rho bölü c çarpı tau max yazmışım. Dolayısıyla integre edecek olursam ifadeyi T eşittir. Yani buradaki ne diyoruz? Burulma momenti eşittir. 2 pi çarpı tau max bölü c. C bölü 2'den c'ye rho küp bölü rho küp çarpı dr olacak.
Dolayısıyla 1 bölü 4 rho üzeri 4 olacaktır. C ile C bölü 2 sınırında yerleştirirsem 15 pi bölü 32 T max çarpı C küp olacaktır. Okey. Burada da formülüm neydi? T max eşittir. T çarpı C bölü J idi. T yerine T yerine gelip 15 pi bölü 32'yi yazdığımda 2T bölü pi çarpı C küp olduğunu görüyorum. Çok özür dilerim. Tmax'ın C'yi sadeleştirdiğinde C küp 2'yi de yukarı attığımda 2T bölü pi çarpı C küp olduğunu görüyorum. Dolayısıyla T üssünü yani içteki yarıçapta oluşan burulma momentini dıştakine oranlarsam 15 bölü 16 T olduğunu görüyorum. Bu şu demek. Şimdi bu soruda biraz karmaşık durdu ama aslında daha basit çözebilirdik. Ayrı ayrı çözseydik. Ya yani bu keşke içi dolu bir içi boş bir boru olarak verseymiş. Tamam mı? Şu içi bir boş bir şey olsun. Olur mu? Bu da içi dolu bir mil olsun. Şimdi içi boş bir mil ve içi dolu bir mil. Bunların ikisi de işte mesela diyelim ki yük gemilerinde kullanılabiliyor. Tamam mı? Ve oradaki ifade şunu söylüyor. Şimdi bunların ikisinin ayrı ayrı Tmax'ını hesap ettiğinde aralarındaki oran 15 bölü 16 oluyor. Tamam mı? Yani bu şey demek. Şu içi boş olan var ya dayanım olarak, mukavemet olarak 15 yıl dayanıyorsa misal veriyorum süre olarak bu da 16 yıl dayanıyor demek. Tamam mı? Ve ağırlıkları arasında da ama şöyle bir fark oluyor. Şimdi içi boş olan ne olacaktır içi dolu olandan? Hafif olacaktır. Mesela diyelim ki bu 8 ton olacaksa misal veriyorum tamam mı? Tamamen kafadan. Bu da 2 ton olacaktır ağırlığı. Şimdi mantıken şöyle bir şey soruyorum sana. Şimdi 8 ton ağırlığında olup 16 yıl dayanan bir pin mi kullanırsın? 2 ton ağırlığında olup 15 yıl dayanan bir pin mi kullanırsın? Yani aradaki dayanımda bir yıldan feragat edersin. Ağırlık çünkü gemilerde ve uçaklarda çok önemlidir. Doğru mu? Aradaki bir yıldan feragat edersin ama daha hafif bir malzeme kullanırsın. Değil mi? Dolayısıyla genelde millerde işte bu sebepten dolayı soruda da anlatmak istediği o. İçi miller genelde içi boş borularda veya içi boş olarak imal edilmiş şekilde oluşturulur, kullanılır. Anlaşıldı mı? Yani arada çok bir dayanım olarak fark yok. Biri 15 yıl dayanıyor, biri 16 yıl dayanıyor. Bunu tamamen misal olarak böyle verdim. Ama ağırlık olarak çok büyük farklar oluşuyor. Dolayısıyla genellikle içi boş yapılar mil olarak kullanılıyor. Tamam? Tamam. Bunu böyle soruda bunu söylemiş oldu. Burada da o kısmı anlatıyor zaten. Şimdi geldik. Şekilde diyor gösterilen mil iki yatak tarafından desteklenmekte. Evet gördüğün gibi ortadaki mil iki yatak tarafından destekleniyor ve 3 burulma momenti etkisindeymiş. Milin AA kesitinde yer alan A ve B noktalarında ortaya çıkan kayma gerilimlerini belirleyin. Evet belirleyelim. A ve B noktaları da şurada vermiş. Bir kere içi boş muymuş? Değil mi? Şurada sanki içi dolu da 15 inç uzaklıkta biri de o 75 inç uzaklıkta. İçi boş değil ama sadece bu uzaklıklardaki şeyleri istiyor. Kayma gelinmelerini istiyor. Öncelikle ne yapacağız? Burulma momenti hesabı yapacağız. Şimdi mile şu taraftan da bakabiliriz. Yani şu soldan da bakabiliriz. Sağdan da bakabiliriz. Aynı şeydir. Doğru mu? Biz soldan bakmışız ve şu şekilde çizmişiz. Bak 42,5 inç ve 30 inç. Değil mi? Dolayısıyla tau ne olacaktır? Toplam mx eşittir 0 dersen 42,5 eksi 30'dan 12,5 çıkacaktır. Doğru mu? Evet. Burası anlaşıldı mı? Tau'nun niye böyle çıktı? Karşılaması lazım. Dolayısıyla mil için kutupsal atalet momentini bir de hesaplamışım. Kutupsal atalet momenti neydi? Pi bölü 2 çarpı yarıçapın 4. kuvvetiydi. Dolayısıyla yarıçapımız 0,75 inçti. Şu milimizin yarıçapı. 0,75 inçin 4. kuvvetinden 0,497 inç üzeri 4 çıkmış. Tamam. Ve kayma gerilmesini hesap ediyorum. Rho eşittir C eşittir 0,75 inç. Yani A noktasında. A noktasında en dıştaki yani Tmax'ı soruyor bize. Doğru mu? Dolayısıyla Evet. TA eşittir T çarpı C bölü J'den. T'miz 12,5 inçti. C'miz de 0,75 inç yarıçapımız. Bölü
atalet momenti dediğimizde, polar moment veya polar atalet momenti her neyse, tau a'mızı 18,9 ksi olarak bulduk. Bu aynı zamanda bizim tau maksimumumuzdur. Doğru mu? En dışta çünkü yarı çapta. Tamam mı? Daha tekrar ediyorum. Hazır yeri gelmişken. Çubuk ekseninde tau minimumdur. Sıfırdır zaten. Şu eksenden dışarıya doğru tau giderek artar ve maksimum seviye en dış noktada maksimum seviye. Yani yarı çap noktasında maksimum seviyeye ulaşır. Okey? Ve bize rho eşittir 0,15 inçlik bir uzaklıktaki kayma gerilmesini sormuş şu kesitte. O da B noktasının kayma gerilmesiymiş. Onu da şöyle hesapladık tabii ki. Tau çarpı rho bölü j dedik. 12,5 kip inç çarpı 0,15 inç verdiği uzaklık bölü 0,94 0,497 inç üzeri 4. Buradan da 3,77 ksi olarak cevabımızı bulduk. Anlaşıldı mı bu? Nasıl bulundu? Evet. Kayma gerilmeleri. Tamam. Yani işte olayımız tamamen bu. Burulma bir cisim üzerindeki nelerden dolayı, burulma momentlerinden dolayı bir dışlarında millerde kayma gerilmeleri oluşuyor. Bu kayma gerilmelerin hesabını yapıyoruz. Maksimum kayma gerilmesini, içte oluşan kayma gerilmeleri vesaire. Tamam. Formüllerden. Evet, bir soru daha var. Diyor ki bu soruda şekilde gösterilen boru 80 mm'lik iç çapa ve 100 mm'lik dış çapa sahiptir. A ucundan desteğe sabitlendiyse ve A ucuna karşı B ucuna anahtar ile vurularak sıkılırsa 80 Newton kuvvet anahtar üzerine uygulandığında borunun orta kısmı boyunca malzemenin iç ve dış duvarlarında oluşan kayma gerilmesini belirleyin. Şimdi şu ortadaki mildeki kayma gerilmesini istiyor bizden, değil mi? Ve bu milde şu 80 Newtonlar ne oluşturacaktır bu milde? Bir burulma momenti oluşturacaktır, değil mi? Bu burulma momentini nasıl hesap ediyoruz? Şöyle hesap ediyoruz. C'den bir kesit alıyoruz gördüğün gibi şu C noktasından. Ve şurada bir burulma momenti olacak çubuk üzerinde. Bu burulma momentinde bu kuvvetler oluşacaktır. Nasıl oluşacaklar? 80 çarpı 300 mm veya 0,3 metre artı 80 çarpı 0,2 metre. Değil mi? Evet. İkisi de aynı yönlü olduğu için. Bu ikisinin aynı yönü karşı oluşturacağı yani dikine şeylerden dolayı şu noktada oluşturacağı torku da burulma momentinde şuradaki burulma momenti karşılayacaktır. O da 40 Newton çarpı metre olarak bulunmuş. Burası anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Şimdi bir saniye. 40 Newton metreyi bulduk. Kesite özelliği diyoruz. Kesit özelliği dediğimiz şey kutupsal atalet momentini hesaplayacağız. Kutupsal atalet momenti nedir burada? Kesiti vermiş şurada. Çubuğun kesiti buymuş. Dış yarı çapı ne kadarmış Tankut? Onları burada yazmamış. Soruda söylemiş herhalde. Doğru mu? Göremiyorum. Evet, 80 mm'lik iç çapa, 100 mm'lik dış çapa sahipmiş. Şimdi bu çap, yarı çap olarak yazacak olursak 100 mm dış çap varsa 50 mm dış yarı çap var demektir. Doğru mu? Dolayısıyla 0,05 metre üzeri 4. Eksen. 80 mm'lik iç çap varsa 40 mm'lik iç yarı çap vardır. Eksi 0,04 metre üzeri 4 çarpı pi bölü 2'den kutupsal atalet momentini boru için buldum. Değil mi? Evet. 5,796 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4. Ve kayma gerilmesini hesap ediyoruz. Borunun dış yüzeyinde bulunan herhangi bir nokta için rho eşittir C0 yani yarı çap 0,05 metre olacağından dolayı T0 dediğimiz şey rho'nun dışındaki kayma gelmesi. T yani 40 Newton metre çarpı C0 yani yarı çap dış yarı çap tabii ki 0,05 metre bölü J yani 5,796 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4'ten 0,345 megapaskal olacaktır. Değil mi? İç duvardaki oluşan kayma gerilmesi de nasıl hesap edeceğim? İç yarı çapıyla hesap edeceğim. Yani 0,04 metreyi kullanacağım. Doğru mu? Diğerleri aynı zaten. T 40 Newton metre. 0,04 metre. Böyle 5,796 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4'ten 0,276 megapaskal olarak bulunmuş. Tamam. Bu iç yarı çapta oluşan yani iç duvarda oluşan tohumuz minimum tohu olacak. Doğru mu? Dıştaki de Evet. maksimum tohu olacak. Değil mi? Evet, geldik şimdi bir de güç iletimine. Yani güç. Güçün formülü neydi?
Şu şekilde, bu arada şunu söyleyeyim, motorlarda şu şekilde miller birbirine güç aktarabilir. İşte bunlarda oluşan gerilmeyi güç formülü kullanarak vesaire hesaplayacağız, tamam mı? Güçün formülü neydi? Güç eşittir İşte T çarpı W. Buradaki T'miz neydi? Doğru. Burulma momenti, değil mi? W'da, Doğru. Doğru. evet, W'da milimizin, yani şuradaki milimizin açısal hızı olacaktır. Bu şekilde gücü hesap edebiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Burada işte demiş ki güç genellikle beygir gücü olarak verilebilir bazen ve foot pounds per second birimini kullanacaksak, şunu bilin ki bir beygir gücü 550 foot pound per second olarak veriliyor vesaire. Bir tane soru var, birazdan çözümlü soru da onu da göreceğiz. O yüzden buna dikkat çekiyorum. Evet, P'nin birimi de şuymuş. Newton metre bölü saniye ve watt olarak söyleniyormuş, değil mi? Gücün birimi. Newton metre bölü saniye olarak ifade edecekmişiz. Evet, şunu söylüyor. Makineler için bir milin dönme frekansı, terimi sıklıkla kullanılıyor. Frekans. Bu milin devir sayısının veya döngüsünün bir ölçüsüdür. Milin saniyede yaptığı çevrimin bir ifadesiymiş frekansımız ve hertz olarak ifade ediliyormuş. Bir hertz bir devir bölü saniyeymiş ve bir devir 2 pi radyan olduğundan W'yu şöyle yazabiliyormuşuz. 2 pi çarpı frekans olarak ifade edebiliyormuşuz. Dolayısıyla şu formülü düzenleyecek olursak W yerine 2 pi çarpı frekans da yazabiliyoruz. Çarpı T. Bu şekilde de gücümüzü ifade edebiliyoruz. Tamam. Bunu söylemiş. Evet, mil tasarımı. Bir mil tarafından iletilen güç ve dönme frekansı bilindiğinde, evet, milde oluşan burulma momenti denklem, şu denklemden 5-11'den hesaplanabilir. Yani T'miz, burada T'yi çekecek olursak güç bölü 2 pi çarpı F'dir, değil mi? T'yi ve malzemenin emniyet kayma gerilmesi T allow diyoruz, değil mi? Kabul edilen tau allow. Bu bilirsek malzeme davranışının doğrusal elastik olması koşuluyla. Evet, burulma momenti formülünü kullanarak mil kesitinin boyutunu hesaplayabiliriz. Spesifik olarak tasarım ve geometrik parametre J bölü C şu şekilde yazılıyormuş. Bunu ne için kullanacağız? Bu bildiğimiz formül. Az önce yazdık ya, tau eşittir T çarpı C bölü J idi. Oradan çekmişiz. Tamam mı? Sorularda göreceksin. İşte diyecek ki kabul edilen maksimum emniyet gerilmesi şudur. İşte buna karşılık gelen ne bileyim T'yi bulun veya buna karşılık gelen yarı çapı bulun vesaire gibi sorular gelecek. Tamam, o yüzden onları hesap etmekte kullanacağız. Şimdi burada diyor ki eğer çubuğumuz dolu çubuksa, içi dolu bir milse J eşittir pi bölü 2 çarpı C üzeri 4'te hatırlatma yapıyor. Eğer içi boş bir milse J eşittir pi bölü 2 çarpı C0 üzeri 4 eksi C üzeri 4 olacaktır diye bir hatırlatma da yapmış. Ve C0 ve C'yi olursa, burada C0 ve C'yi iki tane bilinmeyen olacağı için bunları keyfi seçeriz gibi bir ifade söylemiş. Tamam. Şimdi sorulara geçiyoruz. Tamam. Şekil 5.13'te gösterilen dolu çelik mil AB, yani şu milimiz, AB milimiz, bağlı olduğu M motorundan 5 HP aktarmak için kullanılacaktır. 5 HP dediğine beygir gücü, değil mi? Eğer mil W eşittir 125 RPM'de döner ve çeliğin emniyet kayma gerilmesi tau allow 14.5 ksi ise, mil için gerekli olan çapı 1 bölü 8 incin katı olarak hesaplayın. Ay, en sevmediğim sorular. Şunun katı olarak hesapla. İşte neyse odur yani. Niye şunun katı bunun katı? Neyse. Gücü bu hesap edecekmiş. İşte öncelikle gücü hesap etmek için diyor ki 5 denklem 5 ondan P eşittir T çarpı W'ydu ya. Öncelikle P'yi biz foot, pound ve W'yu da radyan bölü saniye olarak ifade edelim demiş. Tamam. 5 HP yani beygir gücü çarpı 1 HP kaçtı? 550 foot pound per second'tı, değil mi? Bununla Evet. 550 ile çarptığımızda 2750 foot pound per second olarak bulmuşuz P'yi, gücümüzü. Tamam. W'da şu demekmiş. 120 175 RPM ve RPM mi diye okunuyor. RPM şu demekmiş. 175 devir bölü dakika. Yani dakikada 175 devir atıyor demekmiş. Tamam mı? Bir devir kaç radyandı? 2 pi radyandı, değil mi? Ve radyan bölü saniye cinsinden bırakacağız. Dakikada devir atıyor. Şimdi devirler gitti. Dakikayı da götüreceğiz. Dakikayı nasıl götüreceğiz? 1 dakika 60 saniye. Değil mi?
Evet. Dolayısıyla ifadeleri çarpıp böldüğümüzde W 18,33 radyan bölü saniye olarak elde etmişiz. Okey. Böylece artık şunu diyebiliyoruz. P eşittir T çarpı W'ydu. Buradan 2750 pound per second eşittir T çarpı 18,33 radyan bölü saniye diyoruz. T'yi çekeceğiz. Burulma momentimiz. T'miz 150,1 foot pound olarak bulunmuş. Okey. Çektiğimizde. Şimdi T'yi bulduk. Bize neyi soruyordu? Mil için gerekli olan çapı soruyordu. Biz bir eşitlik vermiştik. J bölü C eşittir. Neydi? T bölü T to alo. Değil mi? Kabul edilebilir. T to yani emniyet gelinmesi. Kayma gelinmesi. Peki burada J bölü C'yi hesap edelim. J dediğimiz ifade nedir? İç dolu çubuk olduğu için pi bölü 2 çarpı C üzeri 4'tür. Doğru mu? Bölü Evet. C. Tamam. Eşittir. T bölü toğal of. Buradan C'mizi şöyle hesap ettik. C'yi yalnız bırakacağız. 2T bölü pi çarpı toğalın 1 bölü 3. kuvveti. Evet 2 çarpı T'yi zaten bulduk az önce. 150,1 fit pound olarak. Onu da inch foot'a çevirmişiz. Bölü pi çarpı işte toğalı da yerine yazdık. Vermişti 14,5 kısa olarak. Birimleri yazdık. Pek anlamıyorum bu birimlerden. Yani yazmış işte çevirmiş. En sonunda üzeri 1 bölü 3 olarak inç cinsinden C'yi 0,929 inç olarak bulmuş. Bitti mi? Bitmedi. Bize çapı sormuştu. Değil mi? Bu yarıçap C. Dolayısıyla biz 2C'yi arıyoruz. 2C eşittir 0,858 inçmiş ve 0,858 inç de işte 7 bölü 8 olarak 1 bölü 8'in katı olarak yazdığı için 7 bölü 8 olarak yazılabiliyormuş yaklaşık olarak. Tamam. Evet. Evet, şimdi problem çözmeye geçiyoruz. Dediğim gibi artık biraz inçsiz, metreli, Newton'lu, kilonewtonlu problem çözelim. Hangisini çözecektik? Şurada. Evet. Şu 5,3'ü bir inceleyelim, olur mu? Bu arada az çok da olsa konu oturdu mu? Anlaşıldı mı? Şimdi örneklerle daha iyi oturacaktır da. Örnek çözdükçe. Yani bir konu en iyi Önceki örnekle. konudan daha kolay gibi geliyor. Evet, değil mi? Normal kuvvetten daha basit. Ya da şöyle mi diyeyim artık? Normal kuvvette birikimimiz oldu ya. O yüzden belki o yüzden daha basit de geliyor olabilir. Ama burulma iyidir, güzeldir, kolaydır. Ve sana şunu söyleyeyim. Burulma hazır burulmaya gelmişken burulma ile ilgili bir anımı anlatayım. Biz öğrencilik döneminde mukavemet gördük, statik gördük her neyse. Mukavemet ve biz bu derslerin hiçbirinde burulmayı görmedik. Biz de burulmayı göstermeyi unuttular. Buradan da hocalarıma isyan edeyim o yüzden. Ama neyse kendi başıma işte öğrendik daha sonra da. Ama gayet de basit bir konu. Değil mi? Evet. Şimdi içi dolu mil C'de ankastre mesnetlenmiş ve gösterilen burulma yüklerine maruz bırakılmıştır. C'den ankastre mesnette A ve B noktalarındaki kayma gerilmelerini belirleyin ve bu noktalarda yer alan hacim elemanları üzerindeki kayma gerilmelerini çizin demiş sorduğumuz. Evet, belirleyelim ve çizelim. Şimdi öncelikle bildiklerimiz neler? Her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz bir ifade yok, değil mi? Yarıçapı vesaire. Ben öncelikle şey yapayım mı? Bir çizelim şurayı. Öncelikle A noktası için C'den A'ya bir çizim yapalım şöyle. Olur mu? Zaten çizim Tamam. demiş, değil mi? Kayma gerilimlerini çizim demiş. Ya da şu uçtan gideyim. Dur, 4 kN'den gideyim. B noktasını çizeyim. Karar veremedim gibi oldu ama olsun. Çizimme. İnşallah güzel olur. Evet oldu sanki. Şöyle silindir. Yarı çapı ne kadardı? 75. 75 milimetre. Ve burada ne kadarlık bir vurulma momenti var? 4 kilonewton metre. Evet. 4 kilonewton metre. B noktası şurası değil mi? Bizden istediği B noktası. Tam yarı çap bize aslında. Yani uzun uzaklığında. Yani maksimumu istiyor dolayısıyla. Doğru mu? 75 milimetre. Ve burada B noktasında oluşacak burulma momenti de ne olacaktır? Tam tersi yöne tabii ki. Burada 4 kilonewton metre ise burada da 4 kilonewton metre olacaktır. Değil mi? TB diyelim ona da. Tamam. Evet.
Şimdi burada dolayısıyla artık J'yi de hesap edecek olursak, J bir kere bütün ifade için ortaktır. Onu şurada hesap edelim. Olur mu? J'miz nedir? Pi bölü 2 çarpı. 75 karesi. E, 75'i metreye 4. çevireyim. 0 0,075. 4. O değil mi? Evet. Evet. J eşittir. Dolayısıyla 49,70 çarpı 10 üzeri -6'ymış. Metre üzeri 4. Tamam. Şimdi bunu ikisine de kullanacağım. Tamam. TB'yi de hesap ettim zaten. Benim formülüm neydi Tankut? Kayma gelmesini soruyor. Tb eşittir. Değil mi? TB çarpı C. Burada yarı çap zaten. Bölü J. Doğru mu? Bu kadar. Evet. Dolayısıyla TB nedir? 4 kilonewton metre çarpı C'miz de 0,075 metre. Değil mi? Bölü J'miz neydi? 49,70 çarpı 10 üzeri -6 metre üzeri 4. Dolayısıyla buradan ne gelecektir TOB'miz? Bir dakika, hesap makinesi niye ben hesaplamıyorum? Allah. 4 çarpı 0,75 0,75 pardon. Bölü 49,70 çarpı 10 üzeri -6. Evet. 6036. Ama 6036 ne? Kilonewton bölü metrekare. Ben bunu şunu da 21'inde virgül 21 var. Newton bölü metrekare olarak yazmak istiyorum. Çünkü niye? Ay, milimetrekare olarak yazmak istiyorum. Niye? Megapaskal olarak yazacağım. Okey. 6036. O zaman şöyle yapıyorum. Hemen birim değiştirme. Virgül 21 kilonewton bölü metrekare çarpı 1 kilonewton 10 üzeri 3 newton. Doğru mu? Çarpı 1 metrekarede 10 üzeri 6 milimetre kare mi? 4, 8. 8 mi? Yok yok, tamam, 6, evet. Tamam. Ben de değiştiriyordum. Tamam. Şimdi metrekareler de gitti. Tamam mı? Dolayısıyla şu 10 üzeri 3 de şuradaki de 6 sadeleşti. 3. Yani 6,036 mı oldu? Hı. 6,036 megapascal. TOB'miz. Doğru mu? Şimdi Evet. bir de şurada TOA'mızı hesap edeceğiz. Onu da çizecek olursak, çizeyim hemen. Şöyle A noktası. Şurada ne var? 4 kilonewton metre, değil mi? Şurada tam tersine bir 10 kilonewton metre var. Şurası A noktası olsun. A noktasının ekseni olan uzaklığı ne kadar? Rho diyeyim ona. Ne kadar? 50 milimetre vermiş. Doğru mu? Evet. 50 milimetre. Şekil çok berbat oldu ama anladın herhalde. Şu A noktasında oluşan kayma gerilmesi ne olacaktır? 10 burada. Tam tersine 4 kilonewton var. Dolayısıyla şu ters yöne 6 kilonewton metre mi olacaktır? Onu karşılamak için. Doğru mu? Evet. Vallahi şekil biraz berbat oldu. Kusura bakma. TOA eşittir. TA çarpı rho diyeyim. Bölü J mi olacaktır? Buradan da Hı. TOA nedir? 6 kilonewton metre. Değil mi? Onu hadi 6000 yazayım. 6000 newton metre. Çarpı 0,050. Doğru mu? Rho'muz. Evet. Bölü C'miz de 49,70 J'miz de pardon. 10 üzeri -6 metre üzeri 4. Evet. Buradan da TOA'yı hesap edecek olursak. TOA'mız Tankut. Megapascal metreyi de milimetreye çevirirsek 6,04.
Megapascal çıkacak. Şu da yaklaşık 6,04. Yani birbirine eşit çıktı. Okey. İç gerilmeler. Evet. Anlaşıldı mı soru? Evet. Çok zor değil, değil mi? Yo. Tamam. Şimdi bir soru daha çözelim buradan. Şunu çözelim. Vurulma eğlenceli bir konu. Momentle uğraşmak, değil mi? Diyor ki bakır borunun dış çapı 40 milimetre, iç çapı 37 milimetredir. Gösterildiği gibi duvara ağda sıkıca tutturulmuş ve 3 adet vurulma momenti uygulanıyorsa burada oluşan maksimum mutlak kayma gerilmesini belirleyin. Şimdi burada oluşan maksimum mutlak kayma gerilmesi nerede olacaktır Tankut? Şimdi yani burada diyagram çizecek olursa şu 80 Nm var ya onun yönünde pozitif kabul edeyim, olur mu? Ve şöyle hadi A noktasından başlayayım gideyim. Şimdi 30 Nm şu yönü pozitif kabul ettik. 30'la başlıyor. Doğru mu? Daha sonra ters yöne bir 20 var. Ona mı iniyor? Şurası 30'du. 10'a indi. Değil mi? Ve sonra 80 yükseliyor. Doğru mu? Kaça geliyor? 10'dan. 90. 90'a geliyor. Bu olay anlaşıldı mı? Gerilme diyagramı. Yani Evet. moment diyagramı. Burulma moment diyagramı. 90 Nm'ye geliyor. Dolayısıyla benim maksimum mutlak kayma gerilmem şu bölgede olacaktır. Doğru mu? Yani tok T'nin 90 Nm olduğu bölgede. Değil mi? Dolayısıyla tau max eşittir dersem T max çarpı C bölü C'dir. Bir de en dış noktada olacaktır. Yani yarı çap noktasında olacaktır. Değil mi? Buradan yazacak olursam tau max eşittir. T max'ın 90 Nm çarpı C ne olacak? Yarı çapım kaç orada? 40 milimetre dış çapı varmış. Dış çapın şöyle kesti çizersem dış yarı çap kaçtır? 20'dir. Doğru mu? İç yarı çap kaçtır? 37 bölü 2 kaç yapar? 18,5. 18,5 milimetrede iç yarı çapı vardır. Dolayısıyla dış yarı çap olacaktır. Maksimum nokta 0,02 metre. Değil mi? Böyle. J'yi de hesap edecek olursam şöyle derim. Pi bölü 2 çarpı 0,02 üzeri 4 eksi 0,0185 üzeri 4. Değil mi? Buradan da hesap edecek olursak 26,7 megapaskal olarak maksimum kayma gerilmesini hesaplamış oluruz. Anlaşıldı mı bu? Evet. Tamam. Şimdi bir ara 35 geçe buradayız. Okey. Tamamdır. Onu unuttum. Şimdi şu soruya bakalım, olur mu? Beş on üç. Burada herhalde çap hesaplayacaktık. Evet. Diyor ki boru şekilli milin emniyet kayma gerilmesi alo 85 megapaskal olan bir malzemeden yapıldıysa milin gerekli olan minimum et kalınlığı en yakın milimetre cinsinden hesaplayın. Milin dış çapında 150 milimetre olarak söylemiş. Şimdi öncelikle bu tau alavı ben nerede hesaplayacağım Tanko? Şimdi 3 bölge var bak. A, B arası var. Değil mi? B, C arası var. Ve C, D arası var. Doğru mu? Ben bunun diyagramını çizeyim mi? Olur mu? T diyagramını çizeyim. Şimdi A, B aralığı ne olacak? 15 kilonewton metre. Değil mi? Ve hangi yönde? Saat yönünde mi? Hadi saat yönünü pozitif seçeyim. Olur mu? Şurası 15. 30 kilonewton aynı yönde. Şuraya noktaları da söyleyeyim. A noktası. Şurası B noktası olsun.
artı yönde, yani aynı yönde 30 kilonewton olacak. Dolayısıyla 15-45'e mi yükselecek? Evet. Doğru mu? Şurası da C noktası. Daha sonrasında ters yönde 75 kilonewton. Nereye ineceğiz bu sefer? 30'a. Değil mi? 30'a indik. Şurası C noktasıydı. Şuralara yazayım noktaları. Dolayısıyla en son gelecek 30'da kapanacak D noktasında. Doğru mu? Şurası da 30. Şimdi tow allow dediği emniyet kayma gerilmesi. Ben bu emniyet kayma gerilmesini T'nin maksimum olduğu yerde ifade edeceğim. Dolayısıyla T'nin maksimum olduğu bölge hangi aralık? B ile C arası. Değil mi? Hı. 45 kilonewton metre. Değil mi? Dolayısıyla diyeceğim ki tow allow eşittir TBC çarpı C bölü J. Tamam. J'yi de artık noktasız yazayım. Büyük yazıyorum çünkü. Okey. Şimdi Tamam. tow allow neymiş? 85 megapascal. Yani 85 Newton bölü milimetre kare mi? Eşittir. TBC'miz 45 kilonewton metre. Onu Newton'a çevireyim. 45 çarpı 10 üzeri 3 Newton metre mi? Hı. Çarpı C nedir? Yarı çap. Milim dış çapı 150 milimetreymiş. Dış çapı 150 metre. Dış yarı çapı kaç olacak milim? 75. Süper. Şuraya yazayım. R dış eşittir 75 milimetre. Değil mi? Bu da ne demektir? Maksimum gerilme olacağı için tabii ki. 0,075 metre. Değil mi? Hı. Bölü diyorum. J. J'yi hesaplayacağım. Şimdi J burada içi boş boru bu. Değil mi? İç yarı çapı bilmiyorum. Zaten benden de onu istiyor. Yani onu istemiyor da et kalınlığını istiyor. Et kalınlığını bulamamış için iç yarı çapı bulmam lazım. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Pi bölü 2 çarpı dış yarı çap 75 milimetre 0,075 metrenin karesi eksi C için dördüncü kuvvet. Karesi değil tabii ki. Doğru mu? Evet. Buraya kadar anlaşıldı mı soru? Evet. Tamam. Şimdi burada şu karşıdaki CI'yi metre cinsinden bulayım. Şurada metreli ifadeler var. Şu metreler ne yapacak? Şurada metre üzeri 4 gelecek. Şunu götürecek, şunu götürecek. Şurada metre kare kalacak. Birim dönüştürme yapıyorum. Payda da milimetre kare kalması lazım ki şurada şey olsun. Değil mi? Buradakiyle aynı şey olsun. Bir dakika ama yok. 85 çarpı Newton bölü milimetre kare. Tamam. Yapalım bir. Pi bölü 2 karşıya atayım. Şu an şey kafam şeye takıldı da. Şimdi metre kare bunu milimetre kare çevirirsen milimetre kareler birbirini götürecek. C'yi nasıl milimetre çıkacak? Doğru mu? Çünkü tabii ki Allah pardon. Sorry. Böyle bir şey yapamayız. Dışarı metre üzeri 4 olarak daha çıkartamayız. Şu 0,075 metre üzeri 4 eksi C üzeri 4. Yani bunun daha birimi yok ortada. Doğru mu? Tamam. Neyse burada ifadeyi çözersek ben daha önce çözdüm. CI'miz Tankut 0,05022 metre olarak bulunacak. Tamam mı? O da 50,22 milimetre demektir. Okey. Tamam. Dolayısıyla şimdi bana et kalınlığını soruyor. Doğru mu? Şimdi borumun kestiğini çiziyorum. Et kalınlığı dediğim ifade neresi? Şu T mi? Bu T'yi ben nasıl bulurum? T nedir? Şu C Dışarı 0 ise çıkacak. süper. C 0 eksi C'yi yani doğru mu? Hı. T eşittir dolayısıyla burada hadi R dış dedik. C 0 diye de adlandırabiliriz onu. 75 milimetre eksi 50,22 milimetre midir? Evet. T'miz buradan eşittir. 24,78 milimetre olarak bulunur. Et kalınlığımız buymuş. Bu olmak zorunda. Bu emniyet gerilmesini taşımak için. Tamam. Hı. Tabii böyle bir emniyet et kalınlığı seçemiyoruz. Bizim seçeceğimiz et kalınlığı ne olacaktır tasarımda? T eşittir. Bundan yüksek bir rakam ve
seçilebilecek bir rakam 25 mm olarak seçilir. Evet. Seçmek için soracağım. Yani 24-78 diye bet kalınlığı ayarlayabilir misin? Ayarlayamazsın. Tamam. Yeni bir sorumuza geçelim. Olur mu? Hemen şuradan. Gördüğün gibi hiçbir soru birbiriyle tam olarak aynı değil. Farklı farklı sorular çözmeye çalışıyorum. Hangi tip gelirse diye. Bir şunu çözelim. Tamam. Et kalanı bulduk. Sorulabilir. Şimdi diyor ki içi dolu bir mil 40 mm çapındadır. Mildeki maksimum mutlak kayma gerilmesini belirleyin ve kayma gerilmesinin maksimum olduğu milin radyal çizgisi boyunca kayma gerilmesi dağılımını çizin diyor. Tamam. Evet. Maksimum mutlak gerilmeyi belirleyelim. Belirleyelim de belirlemek için önce bir diyagramımızı çizelim. Olur mu? Şöyle bir diyagramı çiziyorum. Böyle yatay olarak da çizilir. Görürsün. O yüzden çiziyorum bunu. T Newton metre. Şu A noktasından başlıyorum. 15 Newton metre ile başlıyor. Doğru mu? Evet. Çizebilirsem güzel olacak. Evet, 15 diyorum. B noktasına geldiğimde kaça çıkıyor mu? Bakayım aynı yönde mi? Evet, aynı yönde okunucu. Doğru mu? 15 Newton metreydi. 25 daha yükseldi. Ne oldu? 40'a mı geldi? 25-40. 40'a geldi. C noktasında ne olacak? 30 tam ters yöne. Doğru mu? Moment. Evet. Dolayısıyla 10'a mı gerilecek? Evet. 10'a geriledi. Daha sonra geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. D noktasında 60 Nm. Tam 70. evet, süper. Şurada D noktasında 70'e çıkacak. Ve E noktasında da kapanacak. Doğru mu? Evet. Tamam, diyagramı çizdik. Biraz güzel oldu. Neyse. Şimdi 70 Nm. Dolayısıyla biz neyi kullanacağız burada? Maksimum T max olarak. 70. Evet, 70 Nm metreyi kullanacağız. Buradan tau max'ı yazacak olursak tau max eşittir 70 Nm çarpı yarı çapımız ne kadarmış? 40 mm çapındaysa yarı çap 0,02 metre mi? Bölü pi bölü 2 çarpı j'yi yazıyorum. Tamam mı? Pi bölü 2 çarpı ne olacak? 0,02'nin 4. kuvveti. İçi doluymuş zaten. Metre üzeri 4. Değil mi? Evet. Dolayısıyla buradan tankı hesaplarsam bu tau max da megapaskal olarak 5,57 megapaskal olarak bulunacaktır. Anlaşıldı mı burası? Şimdi burada diyor ki kayma gerilmesinin maksimum olduğu milin radyal çizgisi boyunca kayma gerilmesi dağılımını çizin dediği olay şu. Kesit çiziyorum. Tamam mı? Şu borunun kesiti. İçteki boru var ya. Onun kesitini çiziyorum. Allah nasıl bir daire oldu şöyle. Tamam mı? Daha sonrasında da şöyle gösteriyorum. Boru şu yönde 70 Nm ile şu E noktasına baktığımda şu yönde dönüyor. Doğru mu? Yarıçap ne kadardı? 20 Yirmi. milimetre. Onu yazıyorum. Bir de geliyorum buraya işte şeyi çiziyorum. Kesti. Şurada kayma gerilmesi maksimum olacak en dışta. Doğru mu? Şöyle bir işte üçgen çizersen giderek ne yapacaktır kayma gerilmesi? Eksenden dışa doğru artacaktır. Ve en dışta da neye ulaşıyormuş? 5,57 megapaskala. İşte bunu çizmemizi istemiş. Anlaşıldı mı? Evet. Bu sorumuz da böyleydi. Basit bir soru, değil mi? Tamam. Şimdi yeni bir sorumuz gelsin bakalım. Bakalım ne seçmişim ben? Evet, 20'yi seçmişim. Onu inceleyelim hemen. Dediğim gibi olabildiğince farklı tip sorulara bakmaya çalışıyorum. Evet. Mil diyor dolu AB ve CD parçalarından ve boru şeklinde parça BC'den oluşmaktadır. Tamam, şu BC arası boru şeklinde bir parça. Mil'e T 10 kN'lik burulma momenti uygulandığında çubuğun gerekli minimum çapını ve borunun maksimum iç çapını belirleyin. Borunun dış çapı 120 mm'miş. Boru dedi şu CB parçası var ya aradaki parça. O. Tamam mı?
Ve malzemenin emniyet kayma gerilmesi tau alov 75 megapaskalmış. Yani burada içi dolu bir boru şuradaki çubuğun içinden de geçiyor aynı zamanda CB parçasının. Ve bizden çubuğun gerekli minimum çapını ve borunun maksimum iç çapını istiyor. Tamam. Evet. Öncelikle ne yapalım? Bir kere şunu biliyorum. Doğru mu? Bu CD kısmı ve BA kısmı yapısal olarak aynı olacaktır. İkisine de tau zaten kaçmış? Vermiş onu 10, değil mi? 10 Newton, ay 10 kilonewton metre, değil mi? Ve bu ikisindeki J'ler aynı olacaktır. Şu CB kısmındaki J farklı olacaktır. Niye? Burada dış çap, iç çap şeyi olacak. Mantalitesi olacak kesit aldığında şu kısımda, değil mi? Dolayısıyla ben bir öncelikle J'leri hesap edeyim mi? Öncelikle CD aralığı için J'yi hesap edeyim. Tamam mı? Ne olacaktı CD aralığı için? Pi bölü 2 çarpı çapları istiyor benden, değil mi? Minimum çapı ve borunun maksimum iç çapını. Dolayısıyla çap şeklinde yazayım. Yarı çapı yazıyorum. Yarı çap dediğin şey nedir? DCD. CD aralığının çapı bölü 2'dir. Üzeri 4. Buradan ne gelecek? Pi bölü 32 çarpı DCD üzeri 4. Doğru mu? CD aralığındaki J'miz bu. Yani atayet momentimiz. BC aralığındaki atayet momentimiz ne olacaktır? Direkt pi bölü 32'den yazalım. Tamam mı? Ya da dur pi bölü 2'den yazalım. Bu aralıktaki şeyi biliyoruz. Dış yarı çap ne kadardı? Dış çap 120 milimetre kare mi? Yarı çap olarak nedir? 120 milimetrenin yarı çapı 60. 60. Yani şu CB'yi çiziyorum. Tamam mı? CB kesitini çiziyorum. Şimdi dış yarı çap 120. İçi bilmiyoruz. Tamam. Şuradaki işte DC ne der? DBC içi bilmiyoruz. Yazamadım onu bir türlü. DBC iç diyor. Tamam mı? CBC diyeyim. Onu bilmiyoruz, tamam mı? Şimdi pi bölü 2. Dediğin gibi çapı 120 ise yarı çapı, buraya yanlış yazmışım ben, 60 olacak. Değil mi? Hemen yazıyorum. Şurası 60 olacak. Dolayısıyla metre olarak yazacağım. 0,06'nın dördüncü kuvveti. Eksi. İç çapı bilmiyorum. Benden onu istiyor. DCB iç bölü 2'nin bunun da dördüncü kuvveti olacak, değil mi? Evet. JBC de budur. Doğru mu? Evet. Şu ifadeyi şöyle yazayım da DBC olarak yazayım. Şurada da BC yazdık ya o yüzden. Şimdi J'leri bu şekilde yazdım. Tamam mı? Bunu da düzenleyecek olursam Tankut şöyle oluyormuş. Pi çarpı 6,48 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi DBC i üzeri 4 bölü 32. 2'yi de içeri de atmışım. Tamam mı? Evet. JBC bu. Şimdi diyorum ki kabul edilebilir. Gerilmenin formülü ne olacaktır? Hangi aralıkta olacaktır? İkisi için de değişecek, değil mi? Yani hem CD aralığı için kontrol edeceğim hem de CB aralığı için kontrol edeceğim. Doğru mu? Evet. Yani TCD çarpı CCD yarı çap bölü JCD. Önce buna bakalım. Neydi kabul edilebilir gerilme? Soru da bize vermiş. 75 megapaskal mı? Emniyet gerilmesi yani. 75 megapaskal eşittir. TCD'miz ne? 10 olarak vermişti. Doğru mu? 10 kilonewton metre. 10'da newton'a çevirirsek 10 çarpı 10 üzeri 3 newton metre eder. Çarpı yarı çap ne olacak? DCD bölü 2 olacak.
DC'de yazmamın sebebi hep çapı bulmak istemem. Tamam mı? Çünkü soruda bana onu soruyor. Tamam. Bölü. Ya yani buraya gidip RC'de, yani artık yarı çapı nasıl adlandırıyorsak CC'de de yazabilirsin. Fark etmez. Daha sonra onu 2 ile çarpman gerekir ama onu unutmamak gerekir. Bölü J'sini yazıyorum. J'si neydi? Pi bölü 32 çarpı DC'de üzeri 4. Buradan da çapı çekeceğim. Çapı çektiğimizde Tankut 87,9 milimetre olarak geliyor. CD borusu, yani şu içteki borunun yarı çapı değil, çapı 87,9 milimetreymiş. Anlaşıldı mı bu? Evet. Şimdi şu BC kısmında bakacağım. Bak diyor ki oradan. Bu çubuğun ve borunun maksimum iç çapını belirleyin. Bu çubuğun minimum iç çapı, tamam mı? Burada söyledi. 87,9. Şimdi maksimum iç çapını belirleyeceğim. Onu da şu BC aralığından belirliyorum. Okey. Alo. Çünkü aynı çubuk geçiyor zaten BC'nin içerisinden de. TBC çarpı CBC bölü JBC olacak. Dolayısıyla bunu da yazacak olursam 75 megapascal eşittir. 10 çarpı 10 üzeri 3. Orada da aynı gerilimi var zaten. Çarpı 0,06 yarı çapı. Değil mi? 60 milimetreydi. Bölü. Evet, JCB'yi düzenlediğimiz kadarıyla yazıyorum. Pi çarpı 6,48 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi DBC iç üzeri 4 bölü 32. Evet, buradan DBC'yi çekiyoruz. DBC içi tabii ki. Oradan 106 milimetre olarak çıkıyor. Tamam. Bu da maksimum iç yarı çaptır. Okey. Minimum 87,9 mm, maksimum 106 mm. Soru anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Değişik bir soruydu bu da. Evet. Bir başka değişik sorumuza bakalım. Şuna bakalım. Ben böyle çöze çöze gidiyorum ama anlaşılıyor değil mi? Yani zaten anlaşılmaz herhalde, zaten söylersin sen de. Bir noktada. Ya anlaşılıyor hocam. Yani bir anlamadın, ufak bir nokta dahi olsa beni uyarmayı unutma. Sana zahmet. Şimdi, evet, şuna bakalım. Bak burada değişik bir olay var. Görüyor musun şunu? Böyle 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 şey gibi, yayılı yük gibi. Tamam. Diyor ki 40 mm çapındaki çubuk T0 eşittir 1,5 kN çarpı metre bölü metrelik uniform bir burulma momenti değerine maruz kalırsa C noktasında oluşan kayma gerilmesini belirleyin. Belirleyelim. Öncelikle C noktası şu tam ortası, tamam mı? Şuradan bir keseyim ve şu kısma bakayım. Olur mu? Çiziyorum orayı. İntegral mi Efendim? kullanacağız? Burada integral mi kullanacağız? Yok, integral yok. Çok basit bir mantığı var. Şimdi göstereceğim. Bir çizersen inşallah. Şimdi ilk yaptığım işlem şu C noktasındaki gerilmeyi soruyor ya bana. Bu C noktasından kestim. Şuraya çiziyorum. Tamam mı? Şu gösterdiğim kısma da bakacağım. İnceleyeceğiz. Tamam çizebilirsem eğer. Evet, çizdim. Şu içteki çubuk olsun. Tamam. Şu çizdiğimde işte dışında dönen yayılı yük var ya. O olsun. Okey. Tamam. İşte o da şöyle dıştaki yayılı yükü temsilen bir silindir çizdim. Şimdi şuradaki yayılı yük var ya, yani yayılı moment yükü değil. Tamam mı? Şimdi yayılı yük olduğunda biz ne yapıyorduk? Düzgün yayılı yükte, doğrusal yükte hatırlarsan metre başına düşüyordu ya. Yani burada ne demek? Metre başına 15 kilonewton, ay 1,5 kilonewton metrelik moment düşüyor demek. Değil mi? Dolayısıyla burada kaç metre var? 300 milimetre kaç metredir? 0,3.
1 metre, 1,5 kilonewton metrelik yayılı yük geliyorsa 0,3 metreye, yani tekil şeye çevireceğim, momente çevireceğim, tamam mı? Tekil momente çeviriyorum. Tekil moment burada ne olacaktır? 1,5, değil mi? Kilonewton metre çarpı 0,3 mi olacaktır? Doğru mu? Evet. Bunu da Newton'a çevirmek istiyorum. Newton'a çevirirsem 0,3'e 1,5'ü çarparsam ne olur? 0,45 mi yapar? 450. 450 Newton metre Newton'u çevirirsem. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Ya Evet. buradaki olay anlaşıldı mı? Aynen yayılı yük mantığı. Tekil momente çevirdim. Tamam mı? Metre başına 1,5 kilonewton metrelik bir şey düşüyormuş. Burulma momenti düşüyormuş. Ben de onu tekil momente çevirdim. Okey. Ve şu C noktası için bakıyorum. Şimdi burada 450 Nm'lik bir moment varsa şurada, burası C noktası. Tam T aksiyone TC ne olacaktır? Burada 450 Nm. TC'de 450 Nm olacaktır. Doğru mu? Aynısı olacaktır, yani birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla ben C'deki kayma gerilmesini yazacak olursam tau C eşittir TC çarpı C bölü, değil mi? C noktası için J dersem, dolayısıyla TC neydi? 450 Nm çarpı C yarıçapı kaç? 40 mm çapı demiş. Dolayısıyla 0,02 metre. Doğru mu? Evet. Bölü J'miz ne olacak? Pi bölü 2 çarpı 0,02'nin dördüncü kuvveti ne olacak? Metre üzeri 4. Buradan da metrelerde milimetreye çevirirsek Pascal olarak tau C eşittir. Mega Pascal olarak, pardon. 35,8 megapaskal olarak bulunacak. Çok basit bir soru. Doğru mu? Ama işte sınavda ne bileyim şöyle yayılı yük gibi bir şey gelirse, yani şöyle işte bir şey geldiğinde daha önce de görmemişsen bu tarz bir soru, hop ne oldu falan oluyorsun yani. Ya yayılı yük dediğim yayılı moment. Okey. Tamam. Anlaşıldı mı sorunun mantığı? Evet. Şimdi geçiyorum bu soruyu da. Evet, şunu inceleyelim. Zaten şey. 5.30. Evet. Maşallahlık bir güzel soru. Ne var burada? Yine bir yayılı moment var, değil mi? Evet. Bir fonksiyon oranında ne yapıyor? Artıyormuş. Doğru mu? Bunda integral kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Şimdi milin çapı 80 milimetreymiş. İçteki milinizin. Sürtünmeden dolayı delik yüzeyinde delikte x boyunca t eşittir 25 çarpı x çarpı e üzeri x kare newton milimetre bölü metrelik şeklinde değişken burulma momentine maruzmuş. Tamam. X metre cinsindendir. Sürtünmeyi aşmak ve dönmesi neden olmak için gereken minimum T0 burulma moment değerini belirleyin. Ayrıca mildeki maksimum mutlak gerilmeyi belirleyin diyor. Bunda dediğin gibi integrali kullanacağız. T neymiş? 25 çarpı x çarpı e üzeri x kare miymiş? Ve T0 da bu T'ye bağlı olarak değişiyormuş. Doğru mu? Buna bağlı olarak değişiyor. dx diyorum. Parça olarak seçeceğim. Ara şeyleri yazmıyorum. Şuradan dx gibi bir parça seçtim falan. Tamam mı? Nereden nereye değişiyor Tankut? Sıfırdan nereye değişiyor? Sıfırdan aşağıya. Yani 2'ye, doğru mu? 2 Evet. metre boyunca. Sıfırdan 2'ye değişecek. Değil mi? Şimdi buradaki iş işte şu. Şu integrali çözebilmek. Tamam mı? Şimdi 25'i de dışarı alırsak 0'dan 2'ye x çarpı e üzeri x kare dx. Değil mi? O integrali farklı bir kalemle çözeyim. O integrali bir şuraya alayım. Olur mu? Laptüden çözeceğiz sanırım. Şimdi Laplace'den çözebiliriz. Ama daha basit bir yolu var. Değişken değiştirmeyi de kullanabiliriz. Olur mu? Laplace'den de Evet. çözülür. Şimdi ben burada x kareye u diyeyim mi? Şu Tamam. en üstteki ifadeye x kareye u dersem
2x dx ne olur? du mu olur? Hı. Dolayısıyla dx dediğim ifadede du bölü 2x olur. Doğru mu? Evet. Tamam. Dolayısıyla şöyle bir şey de yapabilirim. X dediğim şey nedir? Köku mudur? Şimdi içeride x var ya bir de. Onu da yazmam gerekecek. X de köku'dur. DU bölü 2x'i DX'te. O DX dediğim şey U'ya bağlı olarak tamamen DU bölü 2 köku mudur? Şimdi şu ifadede bulduklarımı yerine yazarsam. X yerine köku yazıyorum. Çarpı E üzeri U. Çarpı DX yerine de DU bölü 2 çarpı köku yazıyorum. Kökular ne yaptı birbirine? Hocam biz x, dx, du bölü 2 diye niye yazmadık? He, onu da yazabilirdik. Aynı şey geldi. Doğru, çok pratik. Yani direkt öyle de yazabilirdik. Ben niye böyle kulağımı şeyden tutmuşum? Doğru. X dx eşittir du bölü 2. Tamam. Yani işte böyle de gelir, öyle de gelir. Doğru. Çok basit gördün. Yani bu daha hızlı oldu. Tamam. Aynı yola çıkıyoruz. Anlaşıldı mı? Hı. Ama buradan daha şey tabii, daha hızlı geliyoruz bu noktaya. Şimdi ben ilk adımda bu şekilde görmüştüm yani. EU üzeri DU bölü 2. 1 bölü 2 dışarı çıkarsa EU üzeri DU. Bu da ne demektir? 1 bölü 2 E üzeri U. Doğru mu? Hı. 1 bölü 2 U yerine neye U demiştim? X kare E üzeri X kare mi? Tabii sınırlar da var. Şimdi onları getireceğiz, koyacağız yerine. Dolayısıyla şu integral düzenleyecek olursam T0 eşittir. 25'i de getiriyorum. 25 bölü 2 çarpı E üzeri x kare sınırlarım da 0'dan 2'ye. Doğru mu? Evet. 25 bölü 2 çarpı E üzeri 4 eksi E üzeri 0. Değil mi? Yani 25 bölü 2 çarpı E üzeri 4 eksi 1. Bunu da çözecek olursan T0 hesap makinesinde çözeceğiz bunu tabii. 669,98 Newton o metre olarak çıkıyor. O da ne demektir? 670 düz yazalım. Olur mu? Newton metre demektir. Tamam. Anlaşıldı mı T0'ı buluşumuz? Evet. Artık tau'yu bulacağız. Tau max'ı istiyordu bizden. Tau max eşittir. 669,98 hadi onu kullanalım. Newton metre çarpı yarıçap ne kadardı? 80 milimetre. 80 çapsa yarı çapımız 40 milimetre. Yani 0,04 metre mi? Evet. Pi bölü 2 çarpı içi dolu bir şey boru zaten. 0,04'ün dördüncü kuvveti dersek ve buradan da metreleri de milimetreye çevirirsek diyorum bu direkt megapaskal olarak çıkmaz haberin olsun. Ama megapaskal olarak yazacak olursam tau max eşittir 6,66 megapaskaldır. Anlaşıldı mı sorumuz? Evet. Gayet güzel bir soruydu, değil mi? Hı. Hoş bir soruydu. Bir sonraki dersimizde, bugünlük dersimiz bu kadar. Güçle ilgili birkaç problem çözeceğiz. Sonra burulma açısına geçeceğiz, tamam? Tamam. Evet, bu akşamlık bu kadar. Tankut, görüşmek üzere. Anlamadığım bir kısım olmadı umarım. Güzel bir konu zaten. Yok. Eğlenceli bir konu.